Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bundan 2 sene önce çektiğim, yanlış hatırlamıyorsam 42 haftalık bir YKS ve TYT hazırlık videosunun yeni versiyonunu yapacağım. Bu benim üniversitedeki şu anki vizelerimi çalışmamla aynı şey olacak. O yüzden 2 sene önce benimle birlikte çalışmaya başlayan, güzel yerlere giren, insanlara dokunabildiğim çok güzel bir seri yapmıştım YKS günlüğüm diye. Her hafta sadece ders çalışabiliyorken sizlere video çekmiştim. Herkesin çok hoşuna gitmişti. Çok da güzel geri dönüşler almıştım. Sınıf arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla bazıları işte İrem işte yani bu seni bu videodan gördüm ben. Bu şekilde bu bölümü seçtim de işte bu okula geldim yerleştim. Çok 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 fazla insanın kalbine dokunmuşum ve eğitimimde gerçekten güzel bir yere değinmişim. Kendim de o kadar şaşırıcı olmadım ama olsun ya da istediğim bölüme girebildim. Şimdi bu sen TM'din MF bölüm konularına hiç girmeyelim gerek yok çünkü artık her şey oldu. İstediğim yere girdim emeğimle. Evet bugün sizlerle birlikte YKS günlüğümün remake'ini yapacağız. Tekrardan sizin sevdiğiniz bu çalışma masasında benim notlarımla birlikte beraber ders çalışacağız. Umarım aynısı gibi siz de eğlenirsiniz. Bakalım nasıl olacak. Odam danıksa oturacak bir yer bulamadıysam bu sandalyeye oturuyorum. Onun dışında bu masaya asla oturmayı sevmiyorum. Çünkü çok stresli ve beni boğan bir dönemde ben burada zamanımı geçirdim. O yüzden böyle bir şey alıyorum. Oturmayı erteliyorum buraya. Yani dersim bile ya masada ya diğer şuradaki yerde çalışıyorum. Hatta bazen soruyor niye orada çalışıyorsun diye. Bu yüzden yani çok burayı sevmiyorum. Artık vizelerimiz yaklaşıyor. Ben de artık birazcık korku başladı yani. O yüzden ben de artık şimdi burada ders çalışacağım. Siz de benimle ders çalışacaksınız. Zaten karantinada nasıl ders çalışılır programlı bir şekilde onları soruyordunuz. Şimdi size göstereceğim. Şimdi size göstereceğim çünkü hiçbir programım yok. O zaman hemen biz notlarımızı alıp başlayalım. Evet, öncelikle çalışacağım birkaç tane dersten bahsedeyim. Bölümle alakalı. Benim için zor olan bir ders var yetişkinliğe. Şu an benim ikinci sınıf, ikinci dönem arkadaşlarım hepsi birinci dönemde aldı bu dersi. Fakat benim Üsküdar'dan Bahçeşehir'e geçiş yaptığım zaman da ikinci sınıfın birinci döneminde almam gereken başka dersler vardı. Yani kredim yeterli değildi. O yüzden ben bu yetişkinin birinci dönemini alamadım. Yani şu an sınıf arkadaşlarımdan gerideyim bu konuda. Fakat konu diyetisyenin aslında yani ders diyetisyenliğin temeli yani. Vakaları inceliyorsunuz. Mesela size bir örnek bahsedeyim. 56 yaşındaki 92 kilolu 1.76 boyunda kadın emekli akut hepatit hastalığı olan bir insanın BMH'ını buluyorsunuz, BKI'sini buluyorsunuz. Bir sürü şey var bunların. Nasıl denir? Hesaplanması var. Ve doğru kilosunu, doğru alması gereken kalorisini vs. her şeyi buluyorsunuz. Alması gereken protein, karbonhidrat değerlerini buluyorsunuz. İşte obez mi ona göre bir şey yazıyorsunuz. Bir sürü şey var. Gerçekten zor bir şey. Aslında bu değerleri bulmak adım adım oluyor. Kuralı var ya. Yani. Önce şunu buluyorsun, sonra bunu buluyorsun, sonra bunu buluyorsun. Onları ezberlerseniz matematik formülü gibi onda orası kolay. Fakat şöyle bir bölüm var. Mesela bu söylediğim kişinin 1466 kilokalori KC koruma diyeti, yüksek enerjili, az yağlı, az tuzlu, tuzsuz bir diyet yazmamız gerekiyor. Şöyle bir harita, şöyle bir tablo oluşturuyorsunuz. Bu değerleri sınavda kendiniz yazıyorsunuz. Ben hiç daha sınavına girmediğim için bilmiyordum ama Özge falan söyledi. Bunları zaten ezberliyorsunuz da şuradaki yazılanları. Bunların hepsini teker teker diyette istediğimiz değeri oluşturabilmesi için değerleri var. Ve bunları ezberliyorsunuz. Ve bir sürü değeri var. O yüzden burası bu kısmı zor. Burası zaten sınavda yetişmeyen ve düşünerek sudoku gibi deniyorsun, buluyorsun. Olmuyorsa bir daha yazıp siliyorsun falan. Burası zor kısmı. Yüzde kaç süt alması gerekiyor, et vs. bunları hesapladıktan sonra sabah, kuşluk, öğle, ikindi, akşam ve gece olmak üzere böyle 6 öğün oluyor değil mi? Evet. 6 öğünlük bir diyet programı yazıyorsunuz. Bunları da kendiniz yazıyorsunuz. Daha sonra bu kişiyle ilgili yasakları belirliyorsunuz. Mesela burada ne diyor? Alkollü içecekler, yağlı ve soslu yemekler, katkı yağ ve margarinler, sucuk, salam, sosis, pastırma, sakatatlar. Bunlar genelde bütün diyetlerde yazıyor. Kilo verdirme diyetlerinde ve yağsız ve tuzsuz diyetlerde. Onun için bu zor değil. Zaten siz zararlı olan şeyleri bildiğiniz için yasakları kendi zaten alkol zararlı ve kilo aldırır, yağlandırır, karaciğeri yağlandırır diyebiliyorsunuz. Çikolata, şekeri, yağı zaten bahsedilmiyor bile yani. Hamur işleri zaten, hazır meyve suları zaten. Neyse daha sonra önerilerden bahsediyorsunuz. Son adım. Mesela ne demiş hoca? Et değişimlerinde çoğunlukla miktara uygun balık tüketmeyi tercih ediniz. Etleri az yağlı tercih ediniz. Sebze ve meyve tercihlerinizi çeşitli ve mevsime uygun tercih ediniz. Bu da son adım oluyor. Dediğim gibi şu iki bölüm birazcık zor. Onun dışında bu formülleri ezberlerseniz direkt istediğiniz sonuçları buluyorsunuz. Ona göre diyet ve programını yazmaya geçiyorsunuz.
Yetişkin böyle bir ders. Ama bu yetişkin uygulama tarafı. Yetişkinin teorik kısmı da var. Orası da daha böyle işte sözel. Örnek menü oluşturma. Burada hala şeyler var. Mesela geçen şunlara çalışıyordum. Göstereyim örnek menü oluşturmada. Süt grubu. 9 gram karbonhidrat, 6 gram protein, 6 gram yağ, 114 kilokalori. Böyle bir başlangıcımız var. Şöyle yine bir tablomuz var. Besin, ne diyor? Ortalama ölçüsü miktarı gram değerinde. Süt, 1 su bardağı 200 gram. Yoğurt, 4 yemek kaşığı 150 gram. Kefir, 1 su bardağı 200 gram. Ev yoğurdu, 1 su bardağı 200 gram. Ayran, 2 su bardağı 400 gram. Bunları böyle ezberliyorsunuz. Et grubu var. Bakın. Böyle. Ekmek yerine geçen EYG grubu var. Bir sürü böyle grup var. Bunların hepsini ezberliyorsunuz ve diyetinize 4 yemek kaşığı 150 gram atıyorum. İşte çarpı ikisini yazıyorsunuz. Oradan başka bir şeyden düşürüyorsunuz. Böyle çok değişik bir ders. Ama diyetlerin temeli olan bir ders. O yüzden en önemli derslerden bir tanesi bu. Yetişkin. Ondan sonra diyet planlama ilkeleri, obezite. Bundan çalışacağım biraz. Daha sonra gıda mikrobiyolojisi var. Hocalarının en sevdiğim derslerden mi? Şimdi gıda mikrobiyolojisi bir dersimiz. Uygulamaları var yine olduğu gibi. Böyle uygulamalarımız var. Laboratuvar dersinde görüyoruz ama bir şey yapmıyoruz böyle. Sadece hoca tahtadan bize anlatıyor. Belki ileride yapacak. Bilmiyorum bu zamanlar. Ama biraz çalışmıştım zaten. Mesela burada nelerden bahsediyoruz onlardan bahsedeyim. Mesela şu an bir tane başlığı açmışız. Üçüncü pH tolerans derece farkı gibi. Ozmotik tolerans. Antijenik yapıya göre. Sayısal sınıflandırma. Genetik sınıflandırma. Bunların aslında temeli liseye dayanıyor. Fakat burada çok daha detaylı ve bilimsel şeyler görüyorsunuz. Fajlarla sınıflandırma. Yani ozmotik basınç olarak biliyorsunuz ama daha fazlası da var. Bunları besinlere uyarlıyoruz bu bilimsel şeylere. Ne demek? Olayları işte. Bakteri sinirinin yazılışı ve identifikasyon. Bunlar mesela çok 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 işlenen konular. Böyle bakteri isimleri ve tuhaf isimler. Bakteri, virüs, küf, maya. Bazıları yararlıdır, bazıları gıdaları bozar, bazıları gıda zehirlenmesi yapar. Yararlı mikroorganizmalar. Bazı gıdaların üretimi, yoğurt, ekmek, sucuk ve benzeri. Besinlerin sindirimi, vitamin sentezi, ilaç yapımı, kimyasal madde üretimi, organik atıkların arıtılması vs. Bozulma yapıcı mikroorganizmalar. Size de anlatıyorum ki şu an aklımda kalıyor. Kokuşma, gaz oluşumu, ekşime, çürüme, küflenme, yapışkanlık, renklenme, sıvılaşma. Böyle böyle gidiyor arkadaşlar. Şimdi ben bunları not ederek yazmaya başlayayım. Benim için daha kolay oluyor. Sonra beraber alırız. Böyle şey yapmayı planlıyorum. Bir saat çalışıp 15-20 dakika telefona dalıp sonra devam etmeyi planlıyorum. Karantinada benden bu kadar oluyor. Yani daha böyle planlı programlı gidemiyorum. Üstüne asılamıyorum zaten. Yani evde bunalıyorum. Gidip dışarıda alışıp bir yerden gelsem ders çalışmak için daha şey olurum. Hani, yani eğlendim, vaktimi harcadım. Ama şimdi böyle zaten yatıyorum ve yatmak da istiyorum falan. Değişik oluyor. Şimdi dersimize çalışmak başlayalım o zaman. Bu arada daha bir sürü dersim var ama onların notları işte ayrı. Daha çalışmaya başlamadım. Görüşürüz. Shining like a diamond. I see people watching. Perfect. Hourglass timing. Good things come to those who wait. Silhouette looking cinematic. Yeah, I bet that you wish you had this. Bless me, I'm sicker than your average. So contagious. I just do it by myself. Whoa, whoa, whoa.
Evet, şimdi saatler ilerledi. Spor yaptım, duş aldım. Oje sürdüm fakat asla beklemeye sabrım olmadığı için bir şeyler yapmaya çalışırken elime yere çarptı ve ojelerim mahvoldu. Muhtemelen sileceğim. Her neyse, şimdi başka bir derse geçeceğiz. O mesela beslenmekleri yapmak istiyorum sanırım. Onlar laptopta notları, daha dökememiştim. O yüzden laptoptan okuyup notlar çıkaracağım. Şimdi gidebiliriz masaya. Şöyle bir şey söyleyecektim. Hocalarımızın dersleri dersi anlattıktan sonra sistemde kayıtlı kalıyor. Ben de tekrar tekrar olsun diye şimdi dedim ki bari dersleri tekrardan ben dinleyeyim. O yüzden şimdi öyle yapacağım. Dersteymiş gibi ders dinleyeceğim. Bu kadar sıcak ki hava çok tuhaf. Duş aldım buz gibi suyla. Ama şu an terden ölüyorum yani. Cam açık, asla esmiyor. Daha demin camı açtım. Baş parmağım kadar bir tane arı, bir şey uçuyordu ve camı kapatmama rağmen cama tık tıklıyor girmek istedim. Ben tabii ki daha iyi durumda çıkarttım. Beslenme ilkelerinde çok sevdiğim bir olay var. Ben bunların notlarını geçen senelerde döktüm. Daha doğrusu ilk dönem. Bende notlar var. Pantotenik asit tanımı yapısı özelliklerinden bahsetmiş hoca bu sefer. Biyotin var. Biyotinden falan sürekli sınavda çıkıyordu da yapamıyordum. Kolin var. Daha sonra kolinin vücutta kullanılması. Mesela okuyayım. Kolin lipitlerin taşınması ve metabolizmasına yardımcıdır. Fosfolipitlerin beta lipoprotein yapımı. Kolin karaciğerden yağın ayrılması ve yağ asitlerin karaciğerde oksidasyonunda rol alır. Sinirlerin çalışması için gerekli asetilkolin bileşiminde de kolin vardır. Diğer bazı moleküller kolinin metil grup sağlama görevini yapabilirler. Bu tip moleküllerin başında betain ve metiyonin gelir. Daha sonra karnitin var. Bu da yine önemli. Karnitin memelilerde, karaciğer ve böbrekte lizin ve metiyoninden sentezlenir. Bitkisel besinlerde lizin ve metiyonin sınırlı olduğundan bitkisel besinlerle beslenenlerde sentez hızı gereksinmeyi karşılamayabilir. Diyetle alınan karnitin ince bağırsaktan kolayca emilir. Daha böyle böyle bir sürü şey var. Ondan sonra internet gitti. Diğer notlarımıza bakalım. Pişirme yöntemleri var galiba burada. Evet, yiyeceklerin hazırlanması ve pişirilmesi. Bu notların hepsi bende var. Bildiğin şey ikinci kez, bir ders ikinci kez alınca gerçekten iyi oluyor. Ne olduğunu anlıyorsun. Fakat hocanın soru şekli çok zor olduğu için ne kadar anlarsan anla yani. Evet, saatlerimiz daha da geç oldu. Ben gerçekten yoruldum artık. Gözlerim ağrıyor. Ama son kez böyle biraz daha çalışmak istiyorum ve şöyle bir program var bende. Bunu doldurup sizinle birlikte uygulamak da istiyorum. Hiçbir tarihi yok. Bunu Lekalır'dan almıştım. Böyle haftanın her günü zaten şu an evdeyiz, boşuz. Neler yapabileceğimizi teker teker doldurabiliriz. Birazcık pratik yapacağım. Bizim yetişkin derslerimizde sınavda çok az bir süre veriliyor. Ve hemen bizden menü yazılması, işte vakanın sorununu bulmamız isteniyor. Ben şimdi örnek yazacağım ve kendim yapmaya deneyeceğim. Öyle şimdi hemen başlayalım. I just do it by myself. Whoa, 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 whoa. I look so
don't need anybody else. It feels so good when I just do it by myself. Saçlarımı ördüm, güzel bakım yağı sürdüm. Hatta bakım yağını göstereyim. Böyle sabah uyandığımda canlı, böyle dalgalı bir saç oluyor. Nux markasının saç yağı gibi bir şey. Çok sürmeyin sakın. Aşırı yağlı gösteriyor saçı. Öyle. Dün denemeye başladım bu krem bu. Kokusunu ve yapısını çok beğendim. Sanırım karantinada en çok hoşuma giden şey her gün makyaj yapmamak ve cildimi dinleyip ona bakım yapmak. Çok güzel hissettiriyor. Bir de şimdi şey yazacağız. Yani az da olsa dolduracağım şu haftalık programı. Karantinada gerçekten hoşuma giden şeylerden bir tanesi şu. Evde olduğumuz için yapacak hiçbir şeyimiz yok. Hani tabii ki var spor vesaire. Ama bunları normal hayatımızda işten, okuldan, başka şeylerden çok ertelediğimiz için kendimize şu an yapma gerekçesi ve zorunluluğunu koyduk. Ve bu çoğu kişi için bence güzel oldu. Hani makyaj silmek dedir gibi, spor yapmak, ders çalışmaya daha fazla vakit ayırabilmek, uyumak, vücudunu dinlemek. Bu süreçte hepimize bence çok iyi geldi. Ve aynı zamanda doğaya da, gerçekten dışarıya baktığımda geçen yıl bu zamanlardaki ağaçlarla bitkiler arasında çok fazla fark var. Bu bir iki ay öncesine kadar dışa çıkıp nefes aldığımda camdan çıkıp nefes almam arası dağlar kadar fark var. Gerçekten dünyamız temizleniyor ve bu çok güzel bir şey oluyor. Her şey kötü yönden bakmamak lazım. Tabii ki insanlar ölüyor. Çok acı bir şey. Hiçbir şekilde çaremiz yok. Durdurulamıyor. Ne zaman bitecek bilmiyor. Herkes geçirecek mi? Herkes atlatacak mı? Ama ağır mı? Hafif mi geçecek? Belli değil. Ama bir yandan da bakınca geriye kalanlar için, yani böyle söylemek istemiyorum ama geriye kalanlar için, geleceğimiz için şu an güzel şeyler oluyor öbür tarafta. Hayvanları görmüşsünüzdür. Geyikler diye yanlış hatırlamıyorsam. Kediler falan böyle. Kendi yerlerine kurulmuşlar, insanların normalde olduğu yerlere. Hani şey, onlar için de çok güzel oldu. Özgür oldu. Doğaya biz zarar verdiğimiz için haklı olarak onlar da korkuyor artık. Şey yazmış ama mekanı sahipleri geri geldi diye. Çok güzeldi yani. Neyse, bunu demek istedim. Her şeye böyle kötü bakmamak lazım. Pozitif güzel şeyler de oluyor. Sadece ben şunu öğrendim. Gerçekten ölüm çok hızlı bir şey. Ne zaman ne olacağı belli diye. Bakın, bir virüs çıkıyor ve İnsanların hayatı bitiyor. Hani belli değil ne zaman ne olacak. O yüzden her anımızı güzel ve istediğiniz gibi geçirmeye çalışın bence. Bunu söylemek istedim nedense. Hayattaki tek amacınız kendinizi mutlu etmek olsun. Şimdi ben böylesine biraz program doldurayım da çok planlı programlıymış gibi hissedeyim biraz. Her güne yapmak istediğim ve yapmaya çalıştığım şey spor. Şu an çok az yapabiliyorum gerçekten. Evde olup da yapmak istemediğim tek şey spor sanırım. Önceden gün içinde hareketli olduğum için eve gelince de enerjimin devam etmesini isteyip spor yapabiliyordum. Ama şu an öyle bir şey yok. Şu an yatıyorum ve yatma isteğim devam ediyor. O yüzden spor yazayım her sabah. Daha sonra hiç unutmuyorum, zaten su var. Onu yazmayacağım. Daha sonra sağlıklı beslenmek. Bu çok önemli. Sağlıklı beslen. Daha sonra kendimle veya Deniz'le birlikte şey yapmayı çok seviyorum. Gün içinde bir veya iki saatimizi ayırıp beyin patlatmayı, video fikri için
proje yapmak için, başka şeyler için. O yüzden her güne beyin fırtınası yazacağım. Daha sonra her güne ders yazayım zaten. Ders, ders, ders. Notlara bir şeyler yazalım. Notlara şöyle bir şey yazmak istiyorum. Her gün sağlığın, virgül, ailen şükretmeyi unutma. Evet, şimdilik bu kadar. Biraz daha düşüneyim. Yani benim şu an bir öğrenciye bakıldığımda spor, sağlıklı beslenmek, YouTube için video çekmek ve ders çalışmak olduğu için bu kadar çıktı benden program. Siz de kendi programlarınızı yazın. Bana da aşağıda her hafta yapmaya çalıştığınız hedeflerini söylerseniz çok sevinirim. O zaman videoyu burada bitirelim mi? Çünkü ben daha fazla ders çalışmayacağım. Gerçekten sıkıldım. Zor oluyor karantinada gerçekten ders çalışmak. Aslında bolca zamanınız var. İşte bu vakit çok olunca insan yayıyor. Ama yaymamak lazım. Her neyse. Umarım ders çalışma videomu beğenmişsinizdir. Eski günlere birazcık yad etmek istedim. Gerçekten benim de kanalımda en çok gurur duyduğum ve sevdiğim videolardan bir tanesi YKS ve TYT hazırlıktı. Umarım bunu da beğenirsiniz. Böyle yine ders çalışma videoları görmek istiyorsanız benden aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beni tıklamayı unutmayın. Eğer kanalıma hala abone değilseniz de abone olsanız çok sevinirim. Evet, bugünlük benden bu kadar. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. İyi akşamlar. Veya ne zaman izliyorsanız. Günaydın. Görüşürüz. Shining like a diamond, I see.